sürprizlerle doldur demişti rahmetli baba. Her yanda bir sürpriz. Bulutlar çıkar birden, yağmur yağar birden. Hepsi bir sürpriz. Hiç ummadığın yere yuva yapmıştır kuşlar. Sürpriz. Hiç beklemediğin yerde karınca yuvaları çıkar önüne. Sürpriz. Kediler doğmuştur renk renk. Yavru yavru. Sürpriz. Fazıl demişler benim adıma. Hani Selma öğretmenin kardeşi var ya, o işte. O benim. Senin doğuşun da bir sürpriz derdi babam. Sen bize bir sürpriz olarak geldin derdi. Özel bir çocukmuşum ben. O yüzden çocuklar yaklaşmazmış bana. İnsanlar tuhaf tuhaf bakarmış o yüzden. Ama ben anlamazdım. Zaten anlayamadığım gibi anlatmayı da pek bilmem. Neyi nasıl anlatacağımı, ne diyeceğimi hiç bilmem. Hayvanları bilirim, karıncaları bilirim, toprağı bilirim. Nerede ne kadar garip mahlukat varsa onları bilirim ben. Onların dilinden anlarım. Ama başka bir dilden anlamam. Başka bir dile de ihtiyacım var mı bilmiyorum. Dil neye yarar, gönül neye yarar, akıl neye yarar bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa o da hayatın sürprizleri. Benim için her şey sürpriz. Çünkü başkaları akıl edebilir. Başkaları bilebilir. Ama ben görünce her şey yeni. Yağsa mesela, insanlar kaçışır ama ben şaşırırım. Rüzgar esse gökyüzünde, kuşlar geçse, bulutlarla dans etse, insanlar görmez mesela. Ben görürüm. Bir çocuk da olsa, bir çocuk konuşsa mesela, insanlar aldırmaz, ben aldırırım. İnsanlar kaybetmişse duygularını, herkes için sıradanlaşmışsa her şey, benim için ilktir o. Benim için sürpriz. Ben Fazıl. Özel bir çocukmuşum ben. Öyle derlerdi. Halbuki benim için her şey özeldi. Bilmezlerdi. Thank you.
herkes bize mi bakıyor? Bana mı öyle geliyor? Yok, doğru. Sana öyle gelmiyor. Herkes bize bakıyordu. Ben anlamadım ya. Ne oldu ya? Yani ne oldu? Tören mi bitti? Niye bakıyorsunuz böyle? Ne oldu? Abicim, biz sizi böyle hep kamerada gördük. Nasıl ya? Nasıl? Amcaoğlu. Ne? Niye sağınıza solunuza bakmıyorsunuz oğlum? Az önce 8,5 milyar insana romantik bir kısa film izlettiniz. Hayırlı olsun, anlatamam. Hayırlı olsun Taner. Düğün ne zaman birader? Haber ver de gelelim. Rezil olduk. Rezil olduk el aleme. Yetmedi mi milletin diline düştüğümüz Selma? Aklım almıyor benim. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Üstüne üstlük Zafer Bey'le hala görüşürken. Benim onunla görüştüğüm falan yok. Nereden çıktı bu? Kendisi söyledi. Konuşuyoruz, görüşüyoruz hala dedi. Bir de inkar mı edeceksin? Anneciğim, ortada inkar edilecek bir şey yok. Görüşmüyoruz diyorum çünkü. Tamam, birkaç kere karşıma çıktı da yani ben her defasında hayır dedim ya da aramızda bir şey olamayacağını söyledim. Taner, aklını çeldiği için yaptın bunu. Taner'e evet demek için yaptın. Hayır anne. Zafer'le mutlu olamayacağımı bildiğim için yaptım. Bunca olaydan sonra Taner'le mutlu mu olacaksın? Bu kadar zamandır seni bekleten, üzen, yok sayan birisiyle. Ne oldu da değişti? Niye geldi yıllar sonra sana? Sen inandın mı onun sevgisine? İnanıyorum. Hem de her şeyden çok inanıyorum. Ben onun gözlerini görüyorum. O gözlerde yalan yok anne. O giremez ki zaten oraya. Ruhunu görüyorum onun. Orada kötülük yok. Bak, kolay olmadı. Ne benim için ne de onun için. Bunca bedel ödenmiş bir sevgi de yalan olamaz. Hele onun kalbinde hiç olamaz. Bak, senin içinde de kötülük yok, biliyorum. Beni düşünüyorsun, üzülmeyeyim istiyorsun, biliyorum. Ama ne olursun biraz bana güven. Evet anne. Güven Selma'ya. Benim kardeşim kimseyi üzmek istemez. Üzmez de. Gelincikleri bile su içirdiğini gördüm, biliyorum ben. Üzmez, üzemez de. Hele bu saatten sonra hiç üzemez. Ne halin varsa gör. Tamam. Üzülme. Üzülme Selma. Sen yanlış bir şey yapmadın ki kardeşim. Ya. Ya sen bizden nasıl saklarsın ya bunu? Ha? Bizim anlamayacağımızı mı sandın lan? Aşık romantik köpek seni. Köpek. Ya seni köpek. Ulan bir dur. Allah Allah. Yol boyu vura vura omzumu şirittin. Bir dur. Durmayacağım ya, Allah Allah. Devam edeceğim. Sana ne? Aşık romantik. Mucit köpek. Köpek seni. Amcaoğlu Taner, ya bir şuraya baksana bir. Ne oldu lan? Gel gel. Ne şuraya oldu? Baksana ya. Ne oldu lan? Gel gel bir. Ne oldu lan? Seni duygusal aşık romantik köpek. Seni uzun boylu romantik aşık köpek. Bir dur Allah aşkına, bir durun ya. Meğer sen ne sinsiymişsin ya. Vallahi karda yürüyüp izini belli etmeyenmişsin sen. Vallahi billahi. Sen niye bize haber vermiyorsun ona? Ha? Böyle bir şey bizden saklanır mı? Aşık köpek. Oğlum bir şey diyeceğim bak. Allah aşkına, bizim tek derdimiz bu mu şimdi? He? Allah aşkına, rezil olduk. Herkese rezil olduk. Hadi ben rezil olmaya alışım. Benlik sıkıntı yok. E Selma ne yapacak? Ha? Kızacağız, ne yapacak? Allah aşkına, o da rezil oldu ya. Selma. Dümdüz Selma. Evet. Hanımı nerede? Uçmuş. Hanımı uçmuş Selma direkt. Evet, gitmiş. Uçmuş gitmiş. Vallahi yemin ediyorum amcaoğlu. Ya Allah aşkına amcaoğlu, ikinci, üçüncü şansların ne önemi var ki? Taner amcaoğlum, uzunu. Kardeşim, Allah senden razı olsun ya. Selma bacımla sayenizde reytingler patlama yaptı la. Kanalın telefonları kilitlendi. Yorum üstüne yorum, meşaz üstüne meşaz. Adeta ne yana döneceğimizi şaşırdık diyeceksin. Selam, sen hangi yüzde geliyorsun?
He? Sen hangi yüzle geliyorsun? Biz senin yüzünden bütün kasabaya rezil olduğu insan içine çıkacak yüzümüz kalmadı la bizim. Ne alakası var kardeşim? Biz vazifemizi yaptık ya. Ayrıca ben diyorum ki... acaba biz bunu dizi yapsak olmamı? He? Böyle her hafta Selma bacımla senin böyle romantik bir görüntünü yayınlasak. Rating'e rating demeyik vallahi ha. Ha bu arada unutmadan... Selma bacımla kavuşmanıza çok sevindim yürekten. Allah zamanına erdirsin. Amin. İnşallah. Amin, amin. Demek isterim gönülden. Oh, çok güzel oldu. Bir de altın takıyor. Bir de altın takıyor. Bir de altın takıyor. La ben senin yüzünden herkese rezil oldum. Hadi beni geç. Selma da senin yüzünden herkese rezil oldu. La bir de bırak bu. Bırak bu. Bırak bu. Ne olacak Andrew oğlum? Seni var ya bırak bu hocam. La bırak. Ulan sen ne yapayım? Altın oluyor nasıl ya? Ama gençler desek ya. Halime. Taner'i gördük televizyonda. Pek sevindik. Sağ ol komşum, sağ ol. Vallahi ne güzel de dedi Taner öyle. Elimizde mendil hüngür hüngür izledik. Çok duygusal. Ne varmış canım ağlanacak? Siz de ağlamaya yer arıyorsunuz. Öyle deme döndü. Bunca yıllık hayatımda ben böyle romantizm görmedim vallahi. Taner geldi şöyle bir sarıldı ya. Sevincimden çaydanlığı devirdim. Düğün ne zaman hayırlısıyla? Onu da gösterecekler mi televizyonda? Gösterecekler. Sizin için 7/24 naklen yayın yapacaklar. Yok mu sizin işiniz? Hadi bakalım işinize. Gel Halime abla. Sağolcuğum. Yüzüme kendin. Hayırlı olsun Muammer. Sizin aileye yeni gelin gelmiş. Sağ olasın. Sağ olasın. Bizim ailenin gelinleri 10 parmağında 10 marifet vallahi. Pırlanta gibiler hepsi. Bir tane de öğretmen olsun dedik. O da oldu maşallah. Senin de gözün aydın olsun Hüseyin. Allah düğünlerini de göstermeye nasip etsin. Size ne kardeşim ya? Nikah memuru gibi böyle tepemizde. O konuşmuş, bu konuşmuş. Size ne ya? Ne dedik biz Hüseyin? Ne kızıyor? Ya yürü git içinde beni dillendirmeyin ha. Yürü! Ya Hüseyin, senin kafan niye bozuk? Ben olsun kardeşim. Soracağım ama ben o Taner Efendi'ye. Ya senin bir kere amcan daha yeni dolandırılmış. Kaç senedir bekar bekar geziyor. Kendisi ne yapmış? Gitmiş gizli gizli ikinciye nikah kıymaya kalkıyor. Ya bir sıranı beklesene ya. Önce biz bir evlenelim. Değil mi ama? Ne örf kalmış, ne anne kalmış, ne gelenek, ne kurenek. Hiçbir şey kalmamış kardeşim. Ya Hüseyin. Çocuk seni bekleseydi 80 yaşına gelirdi vallahi. Ne demiş o? Püh, Allah kahretmesin seni. Sen hiç aynaya bakıyor musun ya? Bu suratla seni kim alsın? Hem mesbursuz hem farkında değil. Yürü git şimdi lan. Hadi, hadi. İyi. La sana inat bir an önce evlenmesen bana da mesbursuz demesinler. Desinler. Ay Hüseyin demesinler. Duydun beni. Nasılsın? Yani bu olanlardan sonra bir nasıl olduğunu merak ettim de. Nasıl oluyor Taner ya? Yani şaşkınım, bir tuhaf ya. Hani biz kimse bilmesin derken şimdi resmen bütün kasabanın diline düştük. Allah haklısın Selma ya, ne diyeyim. Yani kusura bakma hep benim yüzümden oldu. Sen o kadar dikkat edelim dedin ama işte. Yok canım, niye senin yüzünden olsun? Asıl benim dikkatsizliğim, ben peşinden gelmeseydim hiç böyle bir şey olmayacaktı. Bir yandan da iyi oldu belki, bilmiyorum. Yani yoksa benim bu çekingenliğimi de insanlar nasıl açıklayacaktık ki durumu? Vardır her şeyde bir hayır. Öğretmen Hanım, biz şey yapalım o zaman, Selami'yi arayalım. Yedelli TV ayarlasın, bize bir ikili röportaj yapalım ha. Ne diyor? Ay Taner ya. Bir de onu çıkarma başımıza, hayır. Selma, Bahar ne olursa olsun. Ne değil kasaba. İstese bütün dünya duysun. Ben duygularımda çok eminim.
İyi ki tanıdım seni. İyi ki hayatıma girdin öğretmen hanım. İyi ki Taner. İyi ki. Aa, Yeşim Hanım. Siz de mi buradaydınız? Hem de bakkaldan mı alışveriş yapıyorsunuz? Sizin de iyi bir insan olduğunuzu biliyordum. Siz arkadaşım meşhur Fazıl abisi değil misiniz? Meşhur mu? Ben meşhur değilim ki. Meşhur olan sizsiniz. Ben meşhurluktan anlamam ki. Öyle sizi görünce ben sizden bir hatıra bir şey isteyebilir miyim? İmza mı? İmza mı? İmza ne işe yarar ki? Ben imzadan filan anlamam. Şu çomak olabilir. Hem de derim ki Yeşim Hanım verdi derim. Çomak mı? Hı. Çomak. O yanındaki taş da olabilir. Taşı da verebilirsin. Taş. Hı. Taş daha iyi olur hem. Sizin ruhunuzun güzelliği siner ona. Ben de onu tutup bozkırda fırlattım mı... ruhunuzun güzelliği bozkıra siner. Ne var ki benim ruhumda? Bakın, ben dizi izlemem, televizyon izlemem. Ama sizi izledim. Hikayeden filan da anlamam. Size baktıkça ben ruhunuzdaki yaraları gördüm. Gözlerinizin içinde mesela bir şey var. Sizi güzelleştiren, ruhunuzu saflaştıran bir şey. O yüzden bana şu taşı verir misiniz? Teşekkür ederim Yeşim Hanım. Çok sağ olun. Rica ederim. Efendim. Aramayın artık beni, bitti. Etmiyorum ya. Tebrik etmeye geldim sizi. Çok romantik itiraflardı. Film gibiydi gerçekten. Herkes şu an sizin bu destansı aşkınızı konuşuyor. Hatta ne kadar enayi olduğumu da konuşuyorlar. Zafer Bey, ben size defalarca anlattım. Aramızda bir şey olmayacağını da söyledim ama siz ısrarla kabul etmek istemediniz. Hatta duymadınız bile beni. Bir de gitmişsiniz, anneme demişsiniz ki biz hala görüşüyoruz, konuşuyoruz. O Taner hadisi aramıza girmeseydi aynen öyle devam edecekti. Ne biçim laf o ya? Ne bu cüret, hadsiz? Ben artık bu saçmalıkları duymak istemiyorum abi. Bir kendinize gelin, gidin artık ya. Öyle kolay değil. Önce beni aptal yerine koyup kullanıp sonra beni böyle kapıdan kovamazsın. Ben kimseyi aptal yerine koymadım. Siz olan biten her şeyi anlamak istediğiniz gibi anladınız. Hepsi o kadar. Tamam, pardon, bırak. Bu kapı kapanmayacak bu konu kapanmadan. Ne oluyor? Ne oluyor Selma? Çekil. Ne var? Ne istiyorsun sen yine? Araya girme. Selma'yla konuşuyorum ben. Bir açıklama yapacak bana. Açıklama yapmak zorunda değil kardeşim. Sen kimsin ki hesap soruyorsun benim kardeşimden ha? Bir daha bizim evimize gelip Selma'yı rahatsız edersen... günah benden gitmiş olur. Şimdi çekil git buradan. Yeşim Hanım. Bu ne tesadüf böyle? Ben de tam buradan geçiyordum ki Seras geldi. Vallahi kasaba o kadar küçük ki. Mesela şu kasketli amcayla da her gün karşılaşıyorum. Şuradaki yaşlı teyzeyle de. Yani bunda bir anormallik ya da bir işaret aramı istiyorsan. Yok canım, olur mu öyle şey? Yeşim Hanım. Bu küçük kasabaya, bizim küçük dünyamıza hoş geldiniz.
sorun mu var? Allah Allah. Niye buraya girmiyor ya? Bir de ben bakayım isterseniz ha. İyi bak. Sağ olsun. Alo Yakup. Evde bir sıkıntı mı var? Ne demek yeni gelen oyuncuya verdiler? İçeride benim eşyalarım var. Tamam Yakup. Tamam. Sen bir şey olmadığını biliyorum. Ben kimlik bir şey olduğunu biliyorum da neyse. Alsınlar evlerini başlarına çalsınlar. Tamam. Diziden ayrıldınız ya herhalde. Alo, merhaba. Boş odanız var mı acaba? Yok, uzun süreli. Ha, alo, merhaba. Boş odanız var mı? Yani tek gecelik de olur. Yarına başımın çaresine bakarım artık. O da yok. Tamam. İyi günler. Burada boş oda bulmanız zor hanımefendi. Malum sizin diziden sonra buranın popülasyonu iyice arttı. Ama ben size kalacak bir yer bulabilirim isterseniz. Sen gitmemiş miydin hala? Beni mi dinliyordun? Yok canım, ne dinlemesi? Ben hani kulak misafiri oldum diyelim. Hem ne yapacaktım? Sizi bu halde bırakıp gidecek miydim? Benim yüzümden diziden de atıldınız zaten. Olay etmezmiş gibi evden de atmışlar. Ya size beni iyice vicdansız belediniz ha? Kaç defa daha söyleyeceğim. Gerçekten senlik bir şey yok. Lütfen işine gücüne bak sen. Bakın kalacak bir yer ayarlayabilirim dedim az önce. Dikkate alsanız iyi olur. Yoksa arabanıza uyumak zorunda kalacaksınız. Vallahi bozkırın sonunda tatmışsınızdır diye düşünüyorum. Ne yapacaksın? Evine mi davet edeceksin? Bozkır'ı tanımışsınız ama bozkır çocuğunu tanıyamamışsınız. Biz gerekirse evi boşaltır teslim eder, öyle gideriz hanımefendi. Yok, ben o manada demedim. Vallahi siz bir yer aramakla hiç uğraşmayın. Ben size kalacak bir yer buldum. Hem de 10 numara. Pansiyon gibi mi? Pansiyondan daha güzel. Filiz, elin bulaşıklı kızım. Sen aç kapıyı. Geldim. Geldim. Hah. Tertip hayırdır? Hayır tertip hayır. Sana misafir getirdim. Misafir mi? Ya eşim hanımın kalacak yere ihtiyacı vardı da. Ben de dedim tertibim ne güne duruyor. Şişt. Ne oldu, ne bu suratın hali? Sevinmedin mi yoksa? Yok, şaşırdım sadece. Ben eğer rahatsızlık vereceksem... Yok, ne rahatsızlığı? Estağfurullah. Filiz, kim gelmiş kız? Ah! Yeşim Somer değil mi bu? Kız, nereye çıktın sen? Yeşim Hanım'ın kalacak bir yere ihtiyacı vardı da... ...ne bileyim, benim de aklıma siz geldiniz Halil teyze ya. Ya misafir edersiniz diye düşündüm. Koskoca Yeşim Somer bizde mi kalacak şimdi? Müsait değilseniz ben anlarım. Olur mu hiç öyle şey kızım? İstediğin kadar kalabilirsin. Başımızın üstünde yerim var. Ay hadi dikelmeye kapıda geçin içeri geçin. Erkan, senin sevdiğin kekten yaptıydım. Bak yemeden gitme. Vallahi ya eline sağlık. Anne teyze yemeden gider miymiş? Olur mu öyle şey? Hadi kızım gel. Gel içeri. Zahmet etme, ben alırım onu. Ben aldım. Vallahi alırım. Yok yok, aldım ben. Hay Allah. Ne kadar güzel kız maşallah. Allah nazarlardan korusun. Amin. Sağ olasın tertip ha. Kızı büyük dertten kurtardım. Rıfat'ım, sen mi geldin? Ben hiç duymadım, hoş geldin. Şimdi geldim ya, anahtarla girdim. Biliyorsun anam çocukları uyandırıyorum diye bar bar bağırıyor kapıyı çalınca.
Nasıl kızlar? Yordular mı seni? Yok maşallah bugün o kadar usluydular ki. Tabii ben de alışıyorum. Her geçen gün böyle daha kolay oluyor. Hacer bebeği de şimdi yatırdım işte. Bir göreceksin hepsi mışıl mışıl uyuyor. İyi soluklanırsın sen de. Asıl soru büyük Hacer nerede? Hiç ses çıkmıyor. O da Ömer'e kitap okuyor içeride. Görsen Ömer'in keyfine diyecek yok. Rıfat'ım, kocaman poşet ne böyle? Bak şimdi. Şöyle. Ya demiştik ya ana kucağı alırız diye. Ben hazır ilçeye gitmişken 3 tane alıverdim. Ya Rıfat'ım şimdi sen bunlara bir dünya masraf etmişsindir böyle. Vallahi ben bir şekilde bak idare ediyordum. İstersen bak biz bunları geri verelim. Ya olur mu öyle şey Merivan? Çocuk dediğin hemen büyüyor. Ayrıca sen ana kucağı almadan çocukla nasıl uğraşacaksın ha? Koy çocukları ana kucağına. Senin güzelliğini seyredip dursunlar. Harfler ne Rıfat böyle? Bu harfler de çocukların isimlerini karıştırmayalım diye baş harflerini böyle tek tek üzerlerine işledim. Sen karıştırmayasın diye işlettin herhalde. Ben çocukların ismini çok karıştırıyorum ya. Kendim için yaptım. Rıfat'ım. Sen iyisin değil mi? Böyle durgun görünüyorsun biraz. İşe gidip geliyorum ya. Ama biraz yorulmuşumdur. Ne zamandır böylesin? Eskiden sen bu kadar yorulmazdın. Ha? Dinç gelirdin eve böyle. İşte neyim, bir sıkıntı mı var Rıfat? Sen tabii beni 6 sene önceki Rıfat'la karıştırıyorsun. Geçti o günler Mirvan Hanım. Artık zaman geçiyor, yaşlanıyoruz, yoruluyorum ben. Sabahtan akşama kadar kahvede oradan oraya derken yoruluyorum artık. Tamam da sen yine de kendine dikkat et, tamam mı? Yorma kendini, ne olursun. Tamam. Rıfat, senin bu üstün halin ne böyle? Her yanın toz olmuş, toz içindesin. Ne olmuş ya bu? Her yanın bu kadar toz olmuş böyle. Bu şey bu ya, bu bizim fırıncı Orhan abi var ya. Ben ekmek almaya gittim, o sırada un çuvalları gelmiş, yardım eder misin dedi. Onu taşırken herhalde bu... İki tane çuvalın o kadar toz yapmış. Ben değiştireyim bunu hemen ya. Rıfat'ım. Bak sen gerçekten iyisin değil mi? İyiyim Merivan. İyiyim bak siz iyi olun yeter. Ben başka bir şey istemem. İyiyim ben. Kızgın mısın ona bana? Kızmak değil de milletin diline düştük be oğlum. Tam herkesin ağzı kapanmış, her şey unutulmuş derken... Demek ki hiçbir şey unutulmamış ana. Demek hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değilmiş. Ben bile görememişim içimde yıllarca olup biteni. Ama artık eminim. Eminim yani ana. Eyvallah, yani böyle duyulsun istemezdim, evet. Ama işte olan oldu. İşte sen de başını öne eğdiysen. Yok oğlum, yok. Sen benim başımı bir gün bile öne eğmedin. Benim demem o değil. Ben her gece sizin sağlığınız, iyiliğiniz için dua ediyorum Taner. Bir de senin artık bu kararı vermen için. Ali'ye iyi bir ana, kendine bir can yoldaşı seçmen için. Çünkü hastalık beni her yokladığında içimi bir korku sarıyor. Sizi böyle arkamda yapayalnız bırakıp çekip gitmek var ya...
hastalıktan da ölümden de beter. Ama eğer sen bu kararı verdiysen Rabbim dualarımı kabul etti demek. Gözüm arkada kalmayacak demek. Benim canım anam. Ben eminim kararımdan. Hem de çok eminim. Bak emin olduğum bir şey daha var. Daha bizim beraber çok uzun yıllarımız olacak. Daha çok kalabalık sofralar kurulacak bu çatı altında. Beraber geçirdiğimiz her günü şükür edeceğiz ana. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Amin oğlum. İnşallah. İnşallah. Demişti ki dualar zamanı gelince kabul olur. Ben de zannetmiştim ki çok bekleyeceğim. Ama sen dualarımı çok çabucak kabul ettin. Şimdi biz de bir aile olacağız. Eksiksiz, gerçek bir aile gibi. Babam, ben, Selma teyze. Yani benim de bir annem olacak. Hep hayal ettiğim gibi. Sana teşekkür etmek istemiştim Allah'ım. Sen hiçbir çocuğu annesiz bırakma. Annesi kalan tüm çocuklara bir anne ver. Selma teyze gibi şefkatli olsun. Onların da dualarını çabucak kabul et. Olur mu Allah'ım? Amin. Olsun kızım olsun. Sen üşüme. Biraz daha odun getireyim mi? Daha yok yok üşümüyorum iyiyim. Zaten ister don olsun ister kar yağsın. Üşümem. Senin yanındayım ya. İnsanı üşüten soğuk değil. Isıtan da sıcak değildir biliyorum. Ama ben öyle bir baba değilim. Olamadım. Olamam da. Oldun baba. Sen baba oldun. Hem de en gereken zamanda oldun. Asıl ben özür dilerim. Geçen gelip söylediğim her şey için, bütün cümlelerim için, seni kırdığım için çok özür dilerim. Ben kırılmadım. Ben kırılmadım sana. Kırılmam da kızım. Sen ne desen haklısın. Haklısın çünkü sen evlatsın. Ben babayım. Sen gelip beni buldun. Ama ben seni bulamadım. Sen her defasında koşup geldin bana. Ama ben sana koşamadım. Senin içinde bir hayat var. Benim cebimde ölüm. Senin içinde bir ışık var. Benim içimde rüzgarın karşısında titreyen bir mum. Rüzgar orada duruyor. Mumun hemen karşısında. Işığımı ha söndürdü, ha söndürecek. Ama sen parlamaya devam edeceksin. Işığını taşımaya devam edeceksin. Sen de devam edeceksin. Baba ben senden razıyım. Sen burada anneme ışık taşımaya kal, bununla devam et. Ben senin burada olduğunu bileyim, bir babam olduğunu bileyim. Ben razıyım. Babalar kalbimizin en kırılgan yanı, en yalnız yanı. Bu ateş burada tutan duman bir gün sönerse... kalbim çok yalnız kalacak. O yüzden iyi ki varsın babam.
İyi ki varsın. Şunu vereyim ben. Şşş. Sen misafirsin, olmaz otur. Vallahi kızım hiç olmadı böyle. Sen Filiz'in yatağında yatacaktın, Filiz burada yatardı. Ne olacak, alışkın o. Gerek yok Adile abla, gerçekten. Ben zaten böyle yatmaya alışkınım. Her zaman öyle kuşlu yataklarda yatmadım. Nevresimler temiz, oda sıcacık. Yeter bu bana. Yine de rahat edemem dersen, sen Filiz'in yatağına geçersin, Filiz de burada yatar, tamam mı? Olmaz öyle şey Adile abla. Zaten çok fazla zahmet verdim, daha fazla vermek istemiyorum. Bir de Filiz'i yerinden etmeyeyim. Bak kızacağım artık sana. Ben zahmet lafı duymak istemiyorum. Demedim mi sana başımızın üstünde yerim var diye? Ah, kızım ben sana su getir dedim ya. Yeşim Hanım, gece uyanıp su sarsa ne öreceğiz biz? Kusura bakma anne ya, unutmuşum. Kendini de bir yerlerde unutmayasın sonra. Dur kaçın, hadi ben getireyim hadi. Gerek yoktu, ben alırdım. Filiz, sen şimdi beni böyle doğru düzgün tanımıyorsun, etmiyorsun ama bana evini açtın, odanı paylaşıyorsun. Çok teşekkür ederim. Vallahi hakkını nasıl öderim bilmiyorum. Olur mu? Yani bana değil, Erkan'a ve anneme teşekkür etmen lazım. Sonuçta biri getirdi, öteki buyur etti. Ben sadece odamı paylaşıyorum işte. Hem sen hakkını zaten sette bizi savunarak ödedin. Ya yanlış anlamazsam bir şey sormak istiyorum. Diziden de ayrıldığına göre hala burada ne işin var? Yani seni buraya bağlayan başka bir şey mi var yoksa? Yani bir nevi. Bir de burada halletmem gereken ufak bir işim var diyelim. Teşekkür ederim. Sağ ol annem. Tamam Erkan. Makineleri kontrol ettim, ışıkları da kapattım. Sen merak etme, tamam mı? Yine mi sen? Ben ya. Ne oldu? Mahallende olmayınca korktun galiba. Yo, niye korkacakmışım ki ben senden? Ben olsam hakkımda bu kadar çok şey bilen birinden biraz korkardım. Allah Allah, ne biliyormuşsun sen benim hakkımda? Senin bildiğinden daha fazlasını. Herkes benden daha çok bilebilir. Ben ama bilmeyi dert etmiyorum. Ben hissetmenin yanına geçtim. Bilmek her zaman işe yaramıyor, sen de gördüğüm gibi. Çekil karşımdan. Çıkma bir daha karşıma. Ne benim ne de ailemin, tamam mı? Hangi ailen? Gerçek olan mı, gerçek olmayan mı? Kedilerimden bahsediyorsan onlardan uzak dur. Vallahi gerçek olan ailen kim bilmiyorum. Ama gerçek olmayanı biliyorum. Hani aslan kesiliyorsun ya, Selman'ın önüne atıyorsun kendini. Sen Selman'ın gerçek kardeşi bile değilsin. Nesini savunuyorsun o kadar? Kim diyor kardeşim değildi? Tamam, başka bir aileden geldi ama o Adem amcanın kızı. O benim kardeşim gibi. Biz onunla aileyiz, tamam mı? Sadece onu mu evlatlık almışlar? Sen nesin? Evin oğlu musun? Çocukları olmayan aileler evlatlık alır. Çocukları varsa neden evlatlık aldılar? Bu nasıl bir kötülük? Bu nasıl bir kötülük? Utanmıyor musun sen böyle konuşmaktan ha? Utanması gereken ben değilim, onlar. Sana yalan söylemişler bunca yıl. Benden duymanı istemezdim ama bilmen gerekiyor. Çünkü sen hariç herkes biliyor bunu. Annen, Selma, hatta konu komşu bile biliyor. Hepsi seni kandırıyor. Bir tek sen bilmiyorsun kim olduğunu. Sen de artık öğrendin. Aynı Selma gibi sen de evlatlıksın. Git aileni bul bence.
Ya biraz akıllı ol ya. Bu kız sana bakar mı hiç? Bir rüyadan uyan. Bir kendine bak ya. Baksana bu mektubu sana biri yazmış. Şşt, oğlum kim yolladı la? Allah. Ahsen Hanım yazmış. Mektubumu almış, karşılık da yazmış. Hamdi Bey yazmış. Saygıdeğer yazmış. Ya Dünür, acık yavaştan ya, yavaş yapalım, gözünü seveyim. Ya benim tansiyonum var, yalır kalırım şimdi şuraya ya. Ya bak, hem Kenan oğlum da Elif'e gitti. Bak kim bakar sonra? Ya pedal neyin çevirelim? Elektrik üretirdik acık. Ya daha yeni başladık. Durmak yok, tempo, hadi bakalım. Neydi istedi ya? 45 dakika oldu. Pestilimiz çıktı burada. Konuşma lan kerata. Hadi bakalım, tempo, devam. Hadi bakalım. Baba, heh? Sen istersen dinlen bile, senin betin benzin attı ya. Evet, evet, evet. Dinleneyim ben oğlum. Gel, gel Muamber. Ya sana kim dedi bu kadar kendini yor diye? Otur babam, otur. Veselim, sen nasıl neysin? Gayet iyiyim, ben oturduğum yerden egzersiz yapıyorum ya. Hadi bakalım. Günaydın Kaya ailesinin fertleri. Maşallah, bugün çok sportifsiniz ha, bakıyorum da. Hoş geldin Ramazan, gel sen de katıl. Hem göbeğin erir. Göbek mi? Ne göbeği Musa mi? Sen yaşlanınca gözler görmemeye başladı galiba. Göbek neyim yok bende ya? Allah Allah. Veysel'i alıp gideceğim ben. Spor mupor yapmayacağım. Tüh bak doğru diyor, benim çok işim vardı ya. Unutmuşum onu, daha erken gelseydin ya, geberdim yorgunluktan ya. Ya istersen ben bir ayaklarımla gideyim, sen egzersiz tamam mı? Yok, Allah aşkına al da gir. Gir benim. Hadi. Ya Vesem, egzersizi bitirseydin bari iyi gelirdi. O kadar işim, çok işim var ya. Vallahi şey yapmayın. Kuşu ben, baban tukanda mı? Babam tukanda da niye sordun ki yenge? Yani ne bileyim, öyle bir merak ettim de. Kocama dikkat et he. Döndü. Sen nereye gidiyorsun kız? Hiç Muammer yani Halim abiyle çok işimiz vardı da onu halledeceğim. Çok geç kalma, merak etme. Size çok yormayın kendinizi. Hadi görüşürük. Ana ben de geleyim mi? Yok kızım, halledelim be. Hadi kolay gelsin. Hadi Dünür tamam. 2, 3, 4. Hadi Dünür. Kaytarmak yok. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Tansiyon şıp diye düşürecek beni burada şimdi. Siz de yeter, gelin dinlenin. Dur azıcık ya. Azıcık oturun. Kolay gelsin Hüseyin. Oo Halim abi, döndü yenge. Hayırdır inşallah. Ne hayırdır Hüseyin abi? Neredesin sen? Ha? Arıyor arıyor, açmıyorsun. Meşazlarını da görmüyorsun. Ya ben bu Sinem Hanım olayından sonra ne telefon ne meşaz kullanmıyorum ya. Bundan görmemişim. Ben de böyle travma sonrası stres bozukluğu olmuş. Sen ne? Travma sonrası stres bozukluğu. Gelen her meşaz benim paracıklarımı hatırlatıyor. Ya sen bırak şu dolandırıcı kadını. Öyle kukuma kuşu gibi de oturtturma. Sen şimdi kulaklarını aç. Bizi iyi dinle. Biz sağ düğünde Eltim'le birini bulduk. Aha, vallahi mi diyorum? Şey yani bulduk derken hani hangi manada buldunuz yani? Kız benim maytabı geçmiyorsunuz değil mi? Ya maytabı sen abi sağ et sağ. Kimmiş, neciymiş? Bizim kasabadan biri. Ama sen tanıma. Uzun yıllar İstanbul'da yaşamış. Ha, dur, bir resmi vardı, göstereyim, dur. Ben de Halim abi. Hadi göster. Bak. O da sen gibi yıllar önce eşini kaybetmiş Hüseyin abi. Allah rahmet eylesin. Fakat dört dörtlük bir hanım. Yani tutumlu, akıllı, helas demiş. Tutumlu, akıllı, helal demiş. Ya siz emin misiniz? Yani bu Sinem Hanım'ın özelliklerine benziyor. Bu da bizi dolandırmasın. Aşk olsun sana Hüseyin. Biz sana hiç öylesini bulur muyuk?
Bak hem bu kadın senin uzaktan hısmın oluyor. Kızım mı lan? Allah Allah. Ben hiç görmedim bu kadını ya. O şey senin doğum... Tanıyoruz. Cemile. Alo. Ha söyle kızım. Ha yok bir şey alınmayacak. Ben mi alayım? Ha tamam. O zaman alırım ben gelirken. Sağ ol, kolay gelsin. Görüşürüz. Heh. Neyse işte. Eğer sen de tamamsan yüz yüze görüşürsünüz kalan ha? Ne dersin? Vallahi ben ne diyeyim ki yenge? Siz uygun gördükten sonra yani ben ne diyebilirim? Allah razı olsun. İyi o zaman. Hayırlı olsun. Şimdi bir de Firdevs Hanım'a sormamız lazım o vakit. Bakalım o ne diyecek. İnşallah be. İnşallah. Sen bizden haber bekle. Tamam bekliyorum. Hayırlı işte. Tamam kız hadi görüşürüz. İyi telefonlara bak ha. Tamam tamam. Ya ne kadar aşırı bir kadın ya. Bu devirde böylesi kaldı mı ya? Göster bakayım. Tamam. Sen bunları topla. Münir abi. Oo Firdevs. Hoş geldin. Hadi onları hallet. Nasılsın? İyi misin ya? Ya seni gördüğüme çok sevindim. Gel sana bir çay kahve falan ısmarlayayım içeride. Ay yok yok o kadar kalamayacağım. Şu bizim evin su şebekesinde bir arıza varmış. Annem git Münir abini bir gör dedi. Tamam. O işi hallederiz. Sen merak etme. Nasıl? Halam iyi mi? Keyfi yerindedir inşallah. İyi abi nasıl olsun işte. Yalnız son zamanlarda sana biraz kızıyor haberin olsun. Münir yeğenim eskisi gibi gelip gitmiyor diyor. Ah be kızım ya. Yani şu kasabanın işinden gücünden başımızı kaldıramıyoruz ki. Sen selam söyle halama ona de ki. Yeğenin gelecek senin o tonton yanaklarını sıkıştıracak de o anlar. Tamam tabii baş üstüne söylerim abi. Ay pardon. Önemli değil aç aç. Alo efendim Halime abla. Nasılsın? Olur tabii, konuşuruz. Yalnız şimdi ben dışarıdayım, biraz sonra eve geçeceğim. Öyle konuşuruz, tamam mı? Tamam, oldu, görüşürüz. Komşu bize gelecekmiş de. Sen bizim bu su işini bir hallediver abi, sana zahmet olur mu? Tamam, tamam, sen o işi olmuş bil, merak etme. Halama da çok çok selam söyle. Tabii ki söylerim abi. Hadi bakalım. Günaydın TVR Havacılığın çalışkan gençleri. Çalışın çalışın şey yapmayın. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. Günaydın. Aleyküm selam abi. Hoş geldin. Sana da günaydın Aşık Romeo. Aşık Romeo mu? Selami'deki kayıtları izledim. Vallahi o gün var ya Selma öğretmenle Romeo Juliet gibiymişsiniz amcaoğlu. İstesen açıp izleteyim ben sana da. Yemin ediyorum var ya bunların var ya dizisini yapsalar reyting rekorları kırar ya. Cumartesileri var ya çoluk çocuk herkes izler. Cumartesi bir de koysunlar bitti yani iş. Ya tamam Allah aşkına bırak şimdi Romeo Juliet'i ya. Sil o kayıtları da sil. Allah Allah. Oğlum yardımımıza ihtiyacın var. Bu sistem bütün kasabayı kuracağız hadi. He kuralım doğru diyorsun da. Ne yaptığının farkında değilsin değil mi? Niye lan? Çıkışı yanlış yerden vermişim oğlum. Aklın nerede ya? Dalgınlığıma geldi herhalde bak. Aklı nerede olacak? Selma öğretmendi tabii. Ya köpek seni. Ramço bir Allah aşkına beni bir rahat bırak ya. Bir sal bir çalışayım ya gözünü seveyim ha. Hakikaten bir rahat bırak ya. Bir rahat bırak bir sal çocuğu ya hakikaten ya. Cık, bırak çalışsın oğlum. Bırak işimiz erken biter belki. Belki işimiz erken biter de Selma öğretmenle çaklamış. Sen de mi neyse? Sen de mi amcaoğlu? Ben de. Bana bak. Dikkat et, ağlı başımıza yıkma. Aklın başında değil çünkü sen. Beni çekip gittiler bunlar sabah sabah hiç de seslenmeden. Soğuttular her şeyi. Günaydın anne. Günaydın kızım da. Neredesiniz siz? Haber de vermediniz giderken. Sen uyuyordun. Ben de ekmek almaya çıktım işte. Dedim bir yürüyüş yapayım. Abim de mi çıkmış? Evet, o da yok. Telefonu da kapalı. Ben birlikte çıktınız zannediyorum. Yok ben onu sabah görmedim. Onu da uyuyor sandım. Belki erkenden dükkana gitmiştir. Yok yok. Haber vermeden çıkmaz o. Gerçi o da doğru. Bir de ben arayayım o zaman. Hadi ara bakalım. Bakayım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar... Yok hala kapalı. Allah Allah. Hiç de yapmaz ki böyle bir şey. Ben bir gideyim dükkana bakayım.
Bak bakalım. Yoksa benim içim hiç rahat etmeyecek kızım. Tamam, ben seni haberdar edeceğim. Tamam. Hadi bakalım. Hanımefendi, nasıl? Rahat edebildiniz mi? Gerçi tertibim sizi rahat ettirmek için elinden geleni yapmıştır ama. Değil mi tertip? Ettim, tabii ki ettim. Sağ olsunlar. Ama daha fazla rahatsızlık vermek istemiyorum. Kendime bir ev bulmam lazım. O zaman işiniz hiç kolay değil. Yani bu kasabada ev bulmak biraz zor. Ya niye zor olsun tertip ya? Sen de hemen enseyi karartıyorsun ha. Buluruz bir şekilde, siz hiç merak etmeyin. Haklı olabilir. Yani sonuçta burası küçük bir yer. Bulamayabiliriz. Yok yok, vallahi dediğim gibi merak etmeyin. Ben şimdi şey yaparım, bir Seyfettin abi ararım. O arar tarar evleri falan, böyle güzel uygun ev buluruz size. Heh. Çok pardon. Selma öğretmenim. Ya Erkan merhaba. Siz dükkanı kapatıp bir yere falan mı gittiniz? Ben abime ulaşamıyorum da. Öyle mi? Allah Allah. Yok, ben de dışarıdayım öğretmenim. Fazla abi benle değil. Hatta bende bir işi çıktı sandım. Bugün tamirhaneye de gelmedi. Ne olmuş olabilir ki? Ben de merak ettim şimdi. Yani bilmiyorum ki nereye gider, ne yapar. Haber vermeden çıkmış gitmiş evden. Erkan, annem arıyor da benim. Onu bir açayım ben. Haberdar edeceğim seni, sağ ol. Hadi görüşürüz. Efendim anne? Ya ne oldu? Tamam, tamam, tamam. Geliyorum. Tamam. Ne oldu anne? Abimden haber mi var? Hani bir şey sor abi, Allah nasıl geldiğimi bilemedim ya. Selma, abim bu notu bırakıp gitmiş. Not mu bırakmış? Selma ve Leyla Hanım'a. Dün gece ben her şeyi öğrendim. Biz gerçek bir aile değilmişiz. Aynı yavru kedim İrmik gibi ben de evlatlıkmışım. Gerçek ailemi bulmaya gidiyorum. Ne kadar sürer bilmiyorum. Allah'a ısmarladık. Olamaz ki. Nereden öğrendi ki? Bilmiyorum Selma. Bilmiyorum. Şimdi ne yapar? Nereye gider? Biz onu nereden bulacağız? Allah sen koru evladımı. Allah'ım. Bize yardım et. Sağ salim. Bize bağışla yavrum. Selma. Çözeceğiz. Al, koy öyle, koy. Yavaş koy. Koy bakayım ben. Amcaoğlu, tamam burası, tamam. Kapa şimdi kapı. Taner. Selma, iyi misin sen? Ne oldu? Abim gitmiş. Yok. Nasıl? Nasıl, nereye gitmiş ya Fazıl? Niye gitmiş? Ya şeyi öğrendi, evlatlık olduğunu öğrendi. Not gibi bir şey bırakmış, çekip gitmiş. Nereden öğrenmiş? Ben de bilmiyorum ki.
Her yerde sabahtan beri onu arıyorum ama yok ortalıkta. Ben ne yapacağımı bilemedim. Sen abimin durumunu biliyorsun. Sana geldim o yüzden de. Tamam bak, sen sakin ol Selma. Tamam sakin ol. Yani şey, fazla gitmez bir yere ya. Şimdi duyunca kafası atmıştır yani. Tamam buluruz, merak etme. Tamam. Öyle değil işte. Ben biliyorum abimi. Çocuk gibi kalbi var yani. Nasıl dayanacak? Kaldıramaz ki böyle bir şeyi. Ne olursun bulalım. Ne tamam, olur yardım tamam, et. Tamam canım, tamam bak bulacağız. Tamam sen sil gözyaşlarını. Tamam. Tamam bulacağız, merak etme. Şimdi bakarız şimdi. Hadi çok fazla uzaklaşmamıştık zaten. Hadi gel, gel, gel. Geç bakalım neredeymiş. Kızlar bu türküleri bir daha giderse çalışın. Öyle gelin, anlaştık mı? Anlaştık hocam. Görüşürüz haftaya. Hadi görüşürüz. Ana. Cemile. Kolay gelsin. Ne güzel sürpriz bu böyle ya. Ben alırım hoşuna. Geç otur hadi. Vallahi geç bile kaldım hayırlı olsuna gelmeye. Çok da önce gelmem lazımdı ama anca fırsat bulabildim. Kusura kalma ama senin sevdiğin üzümlü kurabiyeden de getirdim. Ya ne zahmet ettin o kadar işinin gücünün arasında. Afiyet olsun, zahmet olur mu hiç? Zaten burayla uğraşırken de hiç yardımcı olamadık size. Ama çok güzel, çok şirin bir yer olmuş. Değil mi? Bak görürsün. Burası daha çok iyi gelecek. Ben de öyle hissediyorum biliyor musun? Hatta şimdiden iyi gelmeye başladı bile. Çok güzel görünüyor. Tadına bakalım da. Ye ye. Özlem hemşire arıyor. Alo. Özlem hemşire nasılsın? İyisin inşallah. Sağ ol Cemile. Ben iyiyim ama sizi merak ettim. Her şey yolunda mı? Yolunda. Yolunda niye merak ettin ki? Veysel Bey bu seansa da gelmeyince bir sıkıntı var zannettim ama. Bu seansa da gelmedi derken? Ne zamandır gelmiyor ki fizik tedaviye? Bu haftaki seansların hiçbirine gelmedi maalesef. Tamam. Görüşürüz olsun. Cemile. Evet. Devam, devam, devam. Çevir, 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 çevir. Hızlı çevir. Hızlı çevir, hızlı çevir, hızlı çevir, hızlı çevir. Çevir, 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 çevir. Çevir, dur. Yavaş, yavaş çevir. Yavaş, yavaş, yavaş. Yok ya. Baksana bu diğerleri gibi enerji üretmiyor ya. Bunun bağlantılarına baştan bakmak lazım. Ramazan, Veysel nerede? Arkada yenge, hayırdı ne oldu? Hayır değil. Cemil, ne işin var burada? Vallahi aynı soruyu benim sana sormam lazım. Bu saatte sen fizik tedavide olman gerekmiyor. Senin ne işin var burada? Baskın kokusu alıyorum Aliyan. Yemin ediyorum var ya, biz hepimiz toplanıp pedal çevirmeye başlasak Cemile yengedeki enerjiyi üretemeyiz. Gerilimin azı bu. Yürü hadi. Evet seni dinliyorum. Ne işin var burada? Ha bir de uzatıyorsun ya. Cemile daha baştan zaten zorla kabul ettirmediniz mi siz bana bunu? He? Ben istemiyordum ki zaten fizik tedaviye falan gitmek. Biliyordum zaten işe yaramayacağını. Beni dinlemediniz ki. Ben siz üzülmeyin diye yani kabul ettim. Gittik geldik bunca zaman da sonuç yok. Bomboş bir çaba. Evet sen niye öyle diyorsun? Daha başlayalı ne kadar oldu? Nasıl anladın hemen işe yaramayacağını? Ya anlaması zor bir şey değil ki bunun. Cemile insan hissediyor yani. Tam bana bir etkisi yok. Zaman kaybından başka bir şey değil. Allah aşkına zorlamayın artık. Ben mutsuz değilim ayrıca ya. Ya ben kabullendim zaten. Ben mutluyum. Çok şükür çalışıyoruz, kazanıyoruz. Benim yaptığım icatla kasabanın %30'una elektrik vermedik mi? Her şey eskisi gibi yani. Hayat devam ediyor. Bizim galiba kabullenmemiz gerekiyor biraz yani. Öyle değil mi? Yani kader diyeceksin, onunla bakacaksın. O kadar. Cankuşum çok erken değil mi böyle konuşmak için? Öyle hemen vaz mı geçeceksin? Hiç savaşmadın. Cemile ben artık kazanması mümkün olmayan bir savaşa girmek istemiyorum ya. Allah aşkına anla beni. Ben işime gücüme bakmak istiyorum. Bak bu iyi geliyor bana ayrıca. Anladın mı? Bu konuları ben stres... Dalladım ya ya. Tamam bu iyi geliyor bana. Dertli ne ağlayıp gezersin burada? Ağlatırsa Mevlam gene güldürür. Nice dertli kondu göçtü burada. Ağlatırsa Mevlam gene güldürür. Bu dert benim munisimdir, yârimdir. Arşa çıkan benim ahüzârımdır. Seni ağlatan lütfü sıkerimdir.
ağlatırsa Mevlam gene güldürür. Sevdaya salma şu garip başını. Akıtır gözünden kanlı yaşını. Kerimdir, onarır kulun işini. Ağlatırsa Mevlam gene güldürür. Yunus, senin gözlerinde çok hal var. Önünde uğrayıp geçecek yol var. Gece gündüz dur da Mevla'ya yalvar. Ağlatırsa Mevlam gene güldürür. Selamun aleyküm muhterem. Aleyküm selam Celikçi Abdullah. Nasılsın muhterem? İyi misin? İyi olmakta, kötü olmakta insanın kabullenişiyle eşdeğer değil mi Celikçi Abdullah? Kabullenince insan yükleri mi hafifler dersin? Kimden geldiğini bildikten sonra iyiliğe sevinilir mi? Kötülüğe yerinilir mi? Kimden geldiğini bilmek, kabullenmek demek. Senden gelen başım gözüm üstüne demek. Zoru kabullenmek nasıl olur muhterem? Kabullenmekten daha zor ne var Çirici Abdullah? Kabullenmenin kendisi zaten başlı başına bir yük. Bulutlar da güneşi kabullenir mi dersin? Ya da güneş bulutları kabullenir mi dersin? Kainat bile kabullenirken her şeyi, bir tek insana hastır kabullenmenin külfeti. Rıza mıdır bunun adı muhterem? Rıza, razı olmak. Bunlar birer kelime Çirici Abdullah. Razı olmak, kabullenmek demek. Sen istersin ki Yaradan senden razı olsun. Peki ya sen Yaradan'dan razı mısın? Yaradan'dan razı olmak ne demek muhterem? Bir kalbur, gökyüzünde bir güneş, bir yol, on adım, git ve gel. Kabullenmek bu demek Çirici Abdullah. Hadi, oyalama beni. Çok işim var benim. Çok işim var. Tuttum seni. Attım içeri. Tuttum seni. Attım içeri. Perişan oldum ben de. Bırakamazdım ki bir yere. Nereye bırakabilirdim ki? Sen de benim gibi garipsin demek ki. Selamun aleyküm yolcu. Aleyküm selam. Nereden gelir, nereye gidersin? Ben kendi yalanımdan kaçıyorum. Hakikatime gidiyorum. E pusulam nedir? Pusulam kalbimdir. Peki... Ya kalbin yeter mi hakikati bulmaya? O zaman çeviririm kafamı dünyaya. Gökyüzüne bakarım. Ağaçlardır, karıncalardır, börtü böceklerdir benim yoldaşım.
Peki ya yolunu kaybedersen? O zaman oturur ağlarım. Hem yanarım hem ağlarım. Olsun senin. Belki çıkarır seni gitmek istediğin yere. Dur Selma, hemen koy verme kendini. Ya umutsuzluğa kapılma, dur. Ya Allah aşkına nasıl koy vermeyeyim ya? Saatlerdir arıyoruz, yok işte ortalıkta. Ya bak, Sefer abiye sorduk, minibüse binmemiş. Ya arabayla motoru da almadığına göre belli ki yürüyerek gitmiş. Yani buralarda bir yerdedir. Gel bakalım, gel gel, biraz daha bak. Fazla! Abi! Bak Selma bak, şurada biri var, gel. Gel ona soralım, gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kardeş şey diyeceğiz ya. Buralarda böyle 35'li yaşlarda hafif kirli sakallı birini gördün mü? Elinde çantayla şu yana doğru biri gittiydi. Onu mu arıyorsunuz siz? Evet şey, abim çantasını alıp da gitmiş giderken. Onu arıyoruz onu. Tam olarak ne tarafa doğru gitti? Falangalara doğru. Ama acele edin. 1-2 saat olmuştur ben onu göreli. Tamam, sağ olun. Bak gördün mü, buralardaymış işte. Çok şükür. Akşam olmadan acele edelim de bulalım ya. Hadi ne olursun. Hadi. Eyvallah, sağ olasın. Kalın sağlıcakla. Yavaş. Buyurun efendim. Burası kasabamızın en eski evidir. Allah Allah, hiç belli olmuyor. Değil mi ya? 99 yaşında halbuki. Remziye teyzenin gelin olduğu sene yapılmış burası. İyi. Tamam, tuttuk abi o zaman. Erkan, delirdin mi sen? Burası tarihi eser olmuş artık ya. Ya tertip iki sıvaya bakar Allah aşkına. Ne olacak, çözeriz biz onu. Hem Remziye teyze yaşamış baksana. Ölümsüzlük sinmiştir duvarlarına. Ya siz buranın böyle durduğuna bakmayın. Buranın temeli sağlammış. Ya taş gibi de taş. Bu ses ne? Çöküyor olabilir, kaçalım isterseniz. Ne? Ne diyorsun abi? Kaç, ne diyorsun abi? Burası da çökmez değil mi? Yok, burası kasabamızın en yeni evlerinden bir tanesidir. Yeşim Hanım, içiniz rahat olsun lütfen. Peki bir şey soracağım. Bu koku ne? Kanalizasyonda ufak bir sıkıntı var. Ama hiç çözülmeyecek bir şey değil. Aynen ya. Kanalizasyon bizim işimiz. Onun dışında başka herhangi bir sıkıntı yok değil mi abi? Yok. İyi, güzel. Ne diyorsunuz Yeşim Hanım? Beğendiyseniz tutalım mı? Kuşlar mı girmiş içeri? Yok, içeri girmesi imkansız. Camlar kapalı. Fare! Fare var! Fare gördüm ben orada. Yalnız onlar fare değil, sıçan. Sıçan? Kanalizasyondan geliyorlar. Yani şimdi kanalizasyon olayları çözülünce... Sus. Abi sus. Allah'ın aşkına sus artık, ne olur. Ben Yeşim Hanım şimdi halledeceğim o fareleri falan. Siz hiç merakta kalmayın. Yok, bana bir fenalık geldi. Ben bir kusacağım, ben çıkıyorum ben. Kusmaya gerek yok. Vallahi Yeşim Hanım, ben kapan mapan falan hallederim onu ya. Yeşim Hanım gitmeyin. Midesi kötü oldu. Abi sus. Evet yani gördüğünüz gibi ev falan yok. Yani burası küçük yer, şehir gibi olmuyor tabii. Ya niye öyle diyorsun tertip? Hem Seyfettin abi başka bir ev var demişti. Müsaitse bir oraya bakalım mı? Ya var ama işte orası da
bahçesinde yatır var. Yani şimdi siz rahatsız olursunuz. Ne bileyim, biz gireriz oraya, rahmetli rahatsız olur. Bilemedim ya. Olsun canım, ne olacak? Hem ne demişler? Ölüden değil, diriden kork. Şey yaparız, böyle hep birlikte el birliğiyle bir Fatiha okuruz. Olur biter bence. Ya bu kasabada şöyle düzgün, küçük bir ev yok mu? Ya var aslında. Var ama Remziye teyze satın aldı orayı da. Yani Almanya'dan yeni geldi kendisi. Orada ölümsüzlük araştırmalarına katılmıştı. Türkçe bir miktar para vermişler. Geçen de doktorda görmüştür onu. Bu sefer kesin gidici diyorlar. Almanya'dan nazara gelmiş garip. Kesin gidici. Tertip sana başlama Allah aşkına. Hadi yürü. Kardeş, günaydın. Atmışsın seferi. Hamdi kardeş. Kardeş. Hayırdır kardeş, bir dalgın gibisin, ciddi bir şey mi var? Yok ya, ne ciddi bir şey olacak. Hoş geldin. Ben de öyle yolcuları bekliyordum. Kardeş, biraz dalgın gibisin. İstersen bu türü ben atayım ha. Sen de biraz dinlen, kendine gel. Olur mu ki öyle? Vallahi iyi olur ya. Akşama kadar olan seferleri de ben atarım o zaman. Ayarlarsın. Sağ olasın. Kolay gelsin. Eyvallah. Ahsen Hanım. Mektubuma cevap vererek beni ne kadar bahtiyar ettiğinizi tahmin edemezsiniz. Ben ne zamandır böyle bir samimiyet duymadım. Sen neredesin ya? Kayboldun gittim. Seni saatlerdir arıyoruz. İyi misin? Bilmiyorum Selma. Kuş vardı. O getirdi beni buraya. İyi miyim? Kötü müyüm? Tüm bunlar gerçek mi? Yalan mı? Hiçbir şey bilmiyorum ben Selma. Abi tamam. Gel evimize gidelim hadi. Ne olursun. Bak sen de yorulmuşsun. Hadi gel. Evimiz mi? Orası benim evim mi Selma? Anam benim gerçekten anam mı? Sen gerçekten benim kardeşim misin? Olur öyle deme ama. Abi deme öyle. Fazla bak şimdi sen bir şeyler duymuşsun ya, bir şeyler öğrenmişsin. Hani kafan karışık. Hani soru işaretleri var, anlıyorum ben seni. Ama bak burada olmaz. Hadi gel eve gidelim. Evde zaten sana Selma ile Leyla teyze olanları her şeyi anlatır ha. Hadi. Olmaz. Ben gitmem oraya. Orası benim gerçek evim değil. Benim gerçek evimi bulman lazım Selma. Abim üzüyorsun bak beni. Abim mi? Sen benim gerçekten kız kardeşim miydin Selma? Ben senin gerçekten abin miydim? Sen bunları biliyor muydun Selma?
biliyordum abi de. Biliyordum ama söyleyemedim. Söyleyemedim. Yok. Hiç haber yok. Çekip gitmiş. Telefonu da kapalı. Nereye bakacağım? Nerede arayacağım? Şaştım kaldım. Siz hiç sabahtan gördünüz mü Fazıl? Yok, ben görmedim vallahi. Ben de görmedim. Ah keşke elimizden bir şey gelse. Peki kim yapmış bu kötülüğü Leyla Hanım? Kim söylemiş bunu? Bilmiyorum ki. Hiç bilmiyorum. Herkes Fazıl'ı çok sever. Kim yapar böyle bir düşmanlığı? Benden duymuş olma ama gece en son Fazlı'yı Zafer'le konuşurlarken görmüşler. Onun başının altına çıktı bu iş galiba. Pek tekin bir adam değil o. Zafer! Zafer! Sen yaptın. Sen yaptın değil mi bunu evladıma? Yazıklar olsun sana. Ne istedin ondan? Ne istedin onun tertemiz kalbinden? Gücün ona mı yetti senin? Selma ile evlenemeyince hıncını ondan mı aldın? Allah korumuş bizi senin gibi birisiyle aile olmaktan. Eğer evladımın başına senin yüzünden bir şey gelirse... Bu dünyada da, öteki dünyada da iki elim yakanda olur. Bunu böyle bil. Seni pişman ederim. Duydun mu beni? Abim, bak ne olursa yapma böyle. Beni de anlamaya çalış. Bak ben kendi durumumu öğrendiğimde haftalarca toparlayamadım. Ben aynı şeyleri sen de yaşama istedim. O yüzden söylemedim, anlatmadım. Benim gerçek ailem evlatlık vermiş o zaman. Bakamamışlar bana. İyi de niye ki? Ben çok yer seçmem. Yemek seçmem, yavru kedilerim kadar yesem yeterli bana. Borcumu da çalışır öderdim. Kimseye yük olmazdım ben Selma. Hadi Selma, sen git eve. Benim gerçek ailemi bulmam lazım. Onlara soracak şeylerim var Selma. Sen git. Son ben de gitmiyorum. Madem sen gelmiyorsun. Ben de oturuyorum buraya, kalkmıyorum. Günlerce gerekirse de kalkmayacağım yani. Selma. Üşütürsün bak, hasta olursun. Oturma öyle. Olursak oluruz abi. Ben ne yapacağım sensiz eve tek başıma gidip ya? Ben seni bırakmam. Boş ver sen beni. Selma, yıllar sonra her şey yoluna girdi. Mutlusun da artık. Bırak benim acımı çekme. Ben kendim başımın çaresine bakarım Selma. Abim, ben küçükken düşüp kalktığımda sen beni bırakıp gittin mi? Ben sayısını bile hatırlamıyorum. Sen benim başımı kaç kere beladan kurtardın. Ben seni burada yapayalnız bırakıp gitmem. Duydun mu? Gitmem. Selma, Fazıl haklı galiba. Bak sen gerçek babanın aileni buldun. Onun da kendi ailesiyle ilgili gerçekleri bilmeye ihtiyacı var. E tamam. O zaman birlikte öğrenelim. El ele verelim, birlikte öğrenelim her şeyi. Olmaz mı? Bak ben seni bırakmam. Ne Fazıl? Ne diyorsun, olmaz mı? Bak Selma güzel bir şey dedi. Heh. Olur. Ama ben yine de gitmem o eve. Benim asıl ailemi bulmam lazım Selma. Tamam bak, o zaman şöyle yapalım. Şimdi zaten akşam olmak üzere. Bizim burada bir Üzeyir dayı var, benim babamın askerlik arkadaşı. Bu gece ona misafir olalım. Yarın sabahta olunca kolları sıvayalım, aramaya başlayalım hep beraber. Ne diyorsunuz, olmaz mı? Tamam hadi o zaman ya. Vallahi bak böyle üşütüp hasta olacaksınız. Hani. Bir de hastalığınızla uğraşacağız. Hadi, hadi kalk. Hadi, hadi. Hadi, hadi bakalım. Hadi. Ya işte Taner, yıllar gelip geçip gidiyor. Eski Üzeyir dayının gölgesi kaldı geride. Ya yok Üzeyir dayı, Allah aşkına ya. Senin gölgen kaldıysa biz ölelim. Vallahi maşallahın var, kapı gibi adamsın ya, dağ gibi adamsın. Yok yeğenim yok. Yaşlandık kalan. İki adım atınca ya bacağımız arıyor ya belimiz. Rahmetli baban yaşasaydı şu halimi görse gülerdi kesin. Babam nasıl geldik arkadaş demiştim ya. Biz bu Taner'in babasıyla
Çok eski arkadaşız. Aynı yerde askerlik yaptık. Asker dönüşünde iş tuttuk beraber. Benim eski bir pick-up vardı. Ankara'ya gider, tuz, şeker, nem alır, buralarda satardık. O sonra gurbete çalışmaya gitti. Mekanı cennet olsun. Amin, amin, amin. Taner elimizde büyüdü sayılır. Sağ olsun. Zehir dayısını da pek sever. Sever. Bizim çatı eskiydi bayağı. Sularımız da sıkıntılıydı. Sağ olsun. Çatıya bir düzenek kurdu. Yağmur sularını depoluyoruz onun sayesinde. Hayvanlarımız neyimiz de susuz kalmadı. Allah razı olsun Taner'im. Güzel. Lafım olur yengem Allah aşkına ya. Vallahi yemekler çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Kesenize bereket. Hakikaten öyle bu arada. Ellerinize sağlık. Ya böyle size emri baki yaptık. Hakkınızı helal edin. Kusur olur mu hiç öyle yavrum ya? Ne zahmeti, ne yaptık ki? Yavrum, sen niye yemiyorsun? Kusura bakmayın. Dalmışım da. Ben biraz yoruldum da. Müsaadeniz varsa istirahat edebilirim. Tabii oğlum, tabii. Odaları yengen hazırladı. Geç, kendi evin gibi dinle. Sağ ol. Afiyet olsun. Taner, bu arada bir şey soracağım. Soracağım. Çekiniyorum, soramıyorum. Bu hanım kız, eşin mi yoksa? Hay, yok, yok değiliz. Değilim yani. Şimdi yenge şöyle bir şey var. Değil. Ama henüz değil. Misafir kabul mü komşum? Tabii tabii. Buyurun, hoş geldiniz Halime Hanım. Hoş buldum, hoş buldum. Börek yaptıydım da sağa da getirdim. Şimdi sen hiçbir şeyle uğraşamam. Çok zahmet etmişsiniz. Buyurun içeri geçelim. Sağ ol. Buyurun, buyurun Halime Hanım. Oh. Haberi duyunca içim öyle bir ferahladı ki. Neyse sağ salim bulmuşlar Fazıl Bey oğlumu. Çok şükür, çok şükür. Çok şükür. Başına bir şey gelmeden bulmuşlar. Ama artık eve döner mi bilmiyorum. Aa, döner tabii. Niye dönmesin? Sen onca bakmışsın, büyütmüşsün, emeğin var. Selma gitti mi ki? O da döner inşallah. Ha? Döner. Fazıl geldiğinde daha bebekti. Bir yaşında bile değildi. Bir hastalığı vardı. Havale geçirmiş. Artık normal bir çocuk olmayacağını söyleyince ailesi yurda vermiş. Kocam getirdi. Kucağıma aldığımda öyle masumdu ki. Kollarını böyle bağlamış, ayıramadık. Uzun bir sürede öyle kaldı. Sonra ben ona bindiğini söyledim. Yavaşça saldı kollarını. Rahmetli kocam dedi ki, işte şimdi Fazıl bizi seçti. Şimdi bize güvendi. Bir daha seçer mi bilmiyorum. Geldiğinden beri bir lokma bir şey yemedin. Bari bir bardak süt iç. Hatırım için. Bu da senin. Teşekkür ederim. Sağ ol annem. Ya ne olmuş ev bulamadıysan? Bak burası koskocaman ev. Hep beraber yaşar giderik. Hem birbirimize yarenlik ederik, fena mı? Eksik olmayın.
kötünüze uyuyun. İyi geceler. İyi geceler anne. İyi geceler. Çocukluğuma gittim bir an. Çok şanslısın biliyor musun? Seni seven bir annen olduğu için. Güzel bir ailen olduğu için. Peki senin ailen? Bir babam var. Ama senelerdir konuşmuyoruz. Neden? Bir tercih yapmam gerekiyordu. Ya onun soğuk duvarları arasında kalacaktım. Ya da hayallerimin peşinden gidip kendime bir hayat kuracaktım. Ben ikinciyi seçtim. Bu yüzden beni hiçbir zaman affetmedi. Ama bazen onu o kadar çok özlüyorum ki. O zaman git af dile babandan. Yüzleş, helalleş onunla. Yapamam ki. Affetmez beni. Affeder. Baban o senin affeder. Git konuş, anlat. İçine dök ona. Bak bana. Ben istesem de konuşamam. Çünkü benim babam öldü. Ama senin baban hala hayattayken git konuş onunla. Yarın çok geç olabilir. Allah Allah. Ula Rıfat, ne biçim koyuyorsun o çuvalı öyle? Nasıl koyayım? Allah aşkına gel bir göster nasıl koyacağımı da öyle koyayım. Nasıl koyayım? Çuval patlarsa o zaman gösteririm ben sana. Tövbe estağfurullah ya. Abi. Ben de zamanında burada çalışmıştım. Ekmek parası. Helalinden olunca her yerde bereketli oluyor değil mi kardeş? Abi kusura bakma ya, ben sana haber veremedim. Bir yandan burada çalışıyorum, bir yandan kahveye yetişmeye çalışıyorum. Kusurlu anlıyorum ben seni. Hatta en iyi ben anlıyorum. Kolay değil kardeş. Öyle dışarıdan görüldüğü gibi değil aile babası olmak. Bir ihtiyaçlar oluyor. Geceni gündüzüne katıyorsun, kendini paralıyorsun. Öyle bir de aynı anda üç tane bebeğin masrafı seni bekliyorsa. Kolaylığı kardeş, Allah yardımcı olsun. Eyvallah abi, eyvallah, sağ ol. Ya ben bir anda dört çocuk babası oldum. Neyi, ne zaman, nerede yetiştireceğimi bilmiyorum ki. Ben bez parası, mama parası, ben... Abi ben savruldum durdum ya. Ne demek savruldum? Elinden ne geliyorsa yapıyorsun işte kardeş. Ama bak buraya dikkat et. Şu amir midir nedir? Kötü bir adam o filmde fesat. Öyle tipindeki. Zor iş kardeşim bu iş. Ağır iş. Rıfat bak ne diyeceğim. Gel şu sübade günde çalış sen de. Ha? Hamdi de benim yanımda. Bir minibüs daha alırız. Üçümüz bebe. Gül gibi çalışır gideriz. Eyvallah abim, eyvallah. Sağ olasın da. Damirimin burada çalıştığımı bilmiyor. İstemez iki işte çalışmama. Kız zaten üzülüp duruyor, sürekli yoruluyorum diye. Ben biraz burada çalışayım. İşte sonrası Allah kerim. Tamam Rıfat'ım, sen ne dersin? Ama bak bir derdin, bir ihtiyacın olduğunda... abin yanına geleceğim ha. Yoksa ben ne güne duruyorum diye acıdırım. Rıfat, sen benim kardeşimsin. Eyvallah abim. Eyvallah. Senin varlığın yeter. Abi biliyor musun? Ben doğamla sınanıyorum.
Zamanında ben çok yanlış bir dua ettim. Allah da beni o duayla sınıyor işte, ben biliyorum, hissediyorum bunu. Ne duası lan, ne duasıymış bu? Ya biliyorsun, işte bizim çocuğumuz olmuyordu. Ben de her gün Allah'a dua ediyordum. Allah'ım bana boy boy çocuk ver. Sonra derdi tasası benim başım gözüm üstüne diye. Al işte. Görüyor malum. Ya çok şükür. Çok şükür, bin şükür. Bin şükür bu halime. Ben çocuklarım için her şeyi yaparım, yuvam için. Her şeyi yaparım, onlar için yorulurum. Onlar için uykusuz kalırım. Abi ben çok korkuyorum ya. Babam çocukken anlatırdı hep. Eskiden burada zor zamanlar geçiren aileler varmış. İşte çocuklarına bakamazlarmış. İşte öyle olunca da mecburen çocuklarına evlatlık verirlermiş. Ve ben de çocuklarıma bakamazsın. Ya benim ailem de dağılırsa ben ne yaparım abi? Ne diyorsun kardeşim sen? Ne diyorsun lan? Fırat ne yapıyorsun kardeş? Bak sen bu kasabanın evladısın. Kasabadaki herkesin üzerinde de senin emeğin var kardeş. Sen neleri başardın be oğlum? Allah'ın izniyle bunun da üstesinden geleceğim. Hem düştük mü kaldırırız birbirimizi. Sen hiç merak etme. Öğretmen hanım, şöyle. Bak bakalım. Vallahi bak, burası bizim kasabanın havasına benzemez. Hasta olursun bu sefer gerçekten. Ya sen varken benim hasta olma şansım var mı? Dur ben kendime. Her fırsat üzerine bir şey öreceksin. Ya tabii şimdi sen bana emanetsin. Yani Allah korusun sana bir şey olursa, hasta falan olursan... ...bizim kasabadaki bebekler ne yapacak? He? Ebeleri kim olacak? Ya bu halimde bile beni güldürüyorsun ya. Ne diyeyim ben sana? Ne güleceğiz, ne var? Gülelim yani, ne olacak ki? Neyimiz varmış? Bak ne güzel yayla göğünün altındayız. Beraberiz. Senle ben. Bak böyle baş başayız. Çok şükür. Ya öyle de... ...abim işte görüyorsun. Ailesi kim? Bulabilecek miyiz? Hadi bulduk, neyle karşılaşacağız? Abimi normale döndürebilecek miyiz? Ben bilmiyorum Taner ya. Döndüreceğiz. Böyle beraber el ele vereceğiz, döndüreceğiz. Ben nasıl normale döndüysem abin de dönecek inşallah. Merak etme. Ama sen hep gül, tamam mı? Vallahi bak gül, çok güzel gülüyorsun ya, yakışıyor. Tamam anlaştım. Gel bakayım buraya. Gel yerine gel, gel. İyi ki varsın Taner. Sen de öğretmen hanım. Sen de iyi ki varsın. Efendim anne. Kızım. Bulabildiniz mi abinin ailesini? Yok anneciğim ya. Birazdan çıkacağız, hatta biz de sosyal hizmetlere gideceğiz. Yorma hiç kendinizi. Ben atacağım şimdi size adresi. Anlamadım. Nasıl? Sen biliyor muydun yani? Nerede kaldı bunlar ya?
Acilen gelmeleri şart, şapşart. Nerede kaldınız kardeşim? Haber göndereceğiz dediniz, ortada haber neyim de yok. Ana! Ne oldu sağ kardeşim? Hiç sorma Faruk abi. Haber yapalım dedik. Bize haber yaptılar. Sus la, konuşma. Boyup kalacaksın şimdi başıma. Nasıl ya? Selami nerede? Sıkı tutun kardeşim, sıkı tutun. Gepedaklak gideceğim şimdi. Adeta beynimin terazisi yerinden oynamış diyeceksin. Selami, bu anla kardeşim, ne oldu sana? Sorma kardeşim, dövdüler bizi. Yürüyen mumyaya döndürdüler. Kamerayla mikrofonu da başımızda paraladılar vallahi. Kim yapar bunu Selami? Kim? Kim olacak? Zorla haberini yapmaya çalıştıkları insanlar. Sen git bu ikisi husumetli iki sülalenin haberini çekmeyedir. Vay efendim, evleri yıkacağız. Beyli patlama yapacağız. Derken iki sülale bunlara birden girişmesin mi? Abanı yemeyim emme, yemeyim emme, yemeyim emme. Anı bunları bir dövdüler. Vallahi bunları bir dövdüler. Uymuş ya, herkesi atladı. 40 yıllık husumet yeni mutlumu beraberle bıraktı yani. Ben sana o kadar değil. Ne öğreteceğiz şimdi Selami? Haberleri nasıl çekeceğiz? Yayın bekliyor. Sen hala neyin haberimden bahsediyorsun kardeşim? Yok bitti, haberim haber yok. Ben ne güzel tarlaya dümdüz kanalaşıp geçecektim. Senin yüzünden geldi bunlar başıma zaten. Ya olmaz Selami, bitemez. Bak haber neyin olmazsa ben sana diyeyim bu kanal iki gün dayanamaz ha. Bu haberleri çekmemiz şart, şapşart. Bak hala konuşuyor ya. Başlarım sana da, kanalına da. Geberteceğim la seni. Geberteceğim sana. Selam bak, yerine bir şey olacak kardeşim. Ne yapıyorsun? Selami. Buradayım kardeşim, buradayım. Gel, gel. Lan manyak mısın sen ya, dur. Hadi bablacığım ilçeye, buyur geç. İlçeye. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sabah şeriflerin hayır olsun. Günaydın kardeş. Günaydın, günaydın. Hayırdır, neye borçluyuz bu? Ya Sefer, ben senin dediğini yaptım. Kıza duygularımı açtım. Vallahi çok sağ olasın ya. Geçen hani burada konuştuyduk ya. Senin o sözlerin olmasa ben muhtemelen açılamazdım. Estağfurullah kardeş, ne güzel işte. Çok mutlu oldum. Sevdana sahip çıkmışsın. Ben aslında tam da öyle olmadı da. Yani henüz yan yana gelmedik. Ama mektuplaşıyor. Yalnız Sefer, arada yaş farkı var ya. Bir de kız bugün lise bitirmiş. Ben ilkokul mezunu bile değilim. Bilmiyorum ki. Yani ne yapsın benim gibi adamı? Ama sanki böyle seviyor gibi de. Bilemedim vallahi. Sen ne diyorsun, olur mu bu iş? İnsanın içi bir muamma, ne olacağı da belli. Sen hiçbir şey aceleye getirme kardeş. Ne güzel işte, vaktiniz varken birbirinizi tanıyın iyice. Sevda aceleye gelmez. Doğru diyorum. Yalnız var ya Sefer, bir görsem var ya, öyle güzel ki, çok saf, çok temiz duyguları var. Ben böyle korkuyorum, onu inciteceğim, kıracağım diye aklım çıkıyor. Maşallah. Hamdi sen misin? Benim. Sirkeci köyünden geliyorum, bu mektup sanaymış. Vallahi mı? Ya dur, bir şey verseydik. Neyse gitti. Vay 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 vay, var ya resmen filin gibi olduk ha. Değil mi lan? Hüseyin, ne diyorsun? Hı? Yakışlı olduk ha. Ayıp ettin dede ya. Karizma bizim işimiz. Hem ne demişler? He. Bir tutam namazan, bir tutam takım elbise. Bitti gitti ya. Lan ne kadar güzel söyledin lan, aferin sana vallahi ya. Yalnız bana bak, senin adın Hüseyin. Bir daha Ramazan dersen diline acı biber sürerim. Tamam oğlum, getir hüküm bakalım. Aferin. Bir tutam Hüseyin o zaman. Aferin. Güzel. Oo baba. Ya siz dede torun ne yakışıklı olmuşsunuz böyle. Vallahi ikiniz de yakıyorsunuz he.
Ne yapalım işte, yaptık biz de bir şeyler. Hani Ramazan nerede? Gelmiyor mu? Gitmiyor mu yok? Ne oldu böyle süslenmişsiniz? Düğün mü var? Ne var? Ramazan sen hazırlanmamışsın da hayatım. Ben sana geçen gün dedim ya hani Hüseyin babamın evlilik görüşmesi var diye. Nasıl ben şaka yapıyorum sandım? Şaka mı yapıyor zannettin? Lan sen oğlum biz evcilik mi oynuyor lan? Oyuncak mıyım ben? Ne şakası? Ya siz baya baya ciddisiniz ya. Matrak geçmiyor musunuz yani benimle? Baba bak biz seninle bu konuyu konuştuk. Ben istemiyorum dedim değil mi? Kaç yaşına geldin bak. Yapma şunu gözünü seveyim. Bak evlenmeni istemiyorum. Ama ben istiyorum. Lan bak lan. Oğlum sen dedin ama bu işler öyle olay mı zannediyorsun ya? Hani çocuğun yanında beni konuşturma lan. Şu ahir ömrümde biz de biraz mutlu olsak olmaz mı sanki? Yalnızlık kolay mı zannediyorsun sen ya? Ben hem annenin izin aldım. Nasıl aldın ya annemden izin sen? Yani o gün işte rüyama girdi. Dedi ki evet. Neydi? Hüseyin evlenebilin dedi. O zaman Ramazan'a da söyle sana zorluk çıkarmasın dedi. Ben dedi sonuna kadar dedi arkasındayım dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Şey yani tam olarak öyle dememiş olabilir de. Allah'ım ya. Yani o minvalde bir şeyler dedi işte canım. Lan izin ver evleneyim işte. Vermiyorum evlenemezsin. Evleneceğim. Evlenemezsin izin vermiyorum. Evleneceğim dedim sana. Eğer izin vermezsen ben de kaçarım. Hayır Ramazan. Yeter tamam ya. Yeter vallahi yüklenme bu kadar sen de bu adama. Ya iyi de Asuman ben başka bir kadına nasıl ana diyeyim ya? Demeyiver sen de Ramazan. Ya tek derdin bu mu? Bak kaç yaşında adam. Düşünmüş taşınmış vermiş kararını. Saygı duy birazcık. Bak ben anlıyorum seni. Ama bu bizim verebileceğimiz bir karar değil. Bize sadece destek olmak düşer. Tamam mı? İyi tamam. Böyle olsun. Ne yapayım? Oh be. Yippi. Aslan gelinim vallahi benim ya. Çak kız çak. Çak çak lan. Evet. Allah'ım ya Rabbim ya. Bak. Yemin ediyorum ben kimseye ana demem. Benim anam var. O kadar. Evet. Gidelim mi? Evet, buyurun. Hadi gidelim. Ah kızım ya. Nerede üşüttün böyle anlamadım ki ben. Ben de bilmiyorum anne. Çok üşüyorum çok. Örteceğim ben üstüme. Olmaz kızım olmaz. Daha da ateşin çıkacak yavrum. Cemil aç. Kaç olmuş ateşi? 39'a yaklaşmış. Daha da çıkmış ya. Yok Veysel bu böyle olmayacak. En iyisi ben eczaneye gideyim ya. Annenleri beklersek geç kalacağız. Onlar da ilçeye gidecek zamanı buldu arkadaş ya. Telaş etme Cankuşum onlar da nereden bilsin? Olsun ama ben giderim eczaneye. Bir ateş düşürücü alırım. Bir saat hiçbir şey kalmaz benim güzel kızım. Değil mi kızım? Hemen geleceğim anneciğim tamam mı? Tamam hadi çabuk gel o zaman. Tamam telaş etme ben uçar gelirim. Kızım. Ah yavrum benim. Ah güzelim benim. Ne yapacağız böyle kızım? He? Burası neresi Selma? Burası... senin gerçek ailenin evi.
Buyur. Kime baktın? Ben şey... Siz benim babam mısınız? Nihayet geldin ha. Senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Gerçekten bu evde mi kalıyorsun? Evet. Arkadaşımın evi. Arkadaşım dediğin şu tamirci çocuğun yancısı değil mi? Öylese ne olmuş? Burada kalamazsın Yeşim. Topla eşyalarını. Yeni bir projeden teklif aldık. Detaylarını otelde konuşalım olur mu? Ben hiçbir yere gelmiyorum. Ne demek gelmiyorum? Yeşim, kendine gel. Şu üç kuruşluk insanlar yüzünden kariyerini mahvediyorsun. Yapma bunu. Doğru konuş. Senin o üç kuruşluk dediğin insanlar bak bana evini açtı, yemeğini paylaştı. Dizden ayrıldığında neredeydin sen? Telefonlarımı bile açmadın. O yüzden artık ben yokum. Otelin de projen de sana kalsın. Yeşim, yapma bunu. Yeşim! Ben bu evde doğmuşum. Çok küçükken böyle birkaç aylıkken havale geçirmişim. Gerçek annemle babam öldüm sanmış. Ama ölmemişim. Bir şekilde tutunmuşum hayata. Doktorlar artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylemişler. O artık çok özel bir çocuk demişler. Özel bir çocuk olmak da hiç böyle sanıldığı kadar kolay bir şey değilmiş. Sık sık hastaneye gitmek gerekiyormuş. Pahalı ilaçlar almak gerekiyormuş. Daha bir sürü bir şey. Anam elinden geldiği kadar bakmış bana. Gecesini gündüzüme katmış. Hayata tutunduğum ellerim kayıp gitmesin diye çabalamış durmuş. Ama babam, babam için hiç öyle değilmiş. Hastaneye gitmek para, ilaçlar para. İleride normal bir insan olmayacak olmam bile onun için sorunmuş. Dayanamamış bir yerden sonra. Ne benim bu halime, ne de annemin beyhude çırpınışlarına... Annemden gizli sabah karşı alıp götürmüş beni. Caminin avlusuna bırakmak istemiş ama korkmuş. Belki biri bulamaz diye. Sonra yetimhaneye bırakmış beni. Yetimhanede de birkaç ay kaldıktan sonra... Leyla anam evlatlık almış beni. Annen peki? O neredeymiş şimdi? Babam beni götürdükten birkaç sene sonra ölmüş. Mezarı buradaymış. Ben de gitmedim dedi babam. Selma, benim hayatım da, ailem de, evim de burasıymış. Benim hikayem buymuş. Ağlama Selma. Ağlayacak bir şey yok ki. Ben zaten özel bir çocuk olduğumu hep biliyordum. Gizli yeteneklerim var hem benim. Mesela hayvanların dilinden anlayabiliyorum. İnsanların geç anladığı şeyleri ben çok önceden hissedebiliyorum. Tıpkı Taner'le senin birbirinizi sevdiğinizi anladığım gibi. Taner. İlk günden beri senin çok iyi bir kalbin olduğunu biliyorum. Ali'ye baktığın gibi kardeşime de iyi bakarsın, tamam mı? Anlamadım şimdi fazla. Ne demek oluyor bu? Ben de anlamadım abi. O ne demek şimdi? Saçmalama. Burada kalmayı falan düşünmüyorsun herhalde. Selma, herkes ait olduğu yerde kalmalı. Seni nasıl Gedelli'ye bağlayan şeyler varsa... Divane amca gibi, Taner gibi... beni de buraya bağlayan şeyler var Selma. Selma, hakkını helal et olur mu? Abi saçmalama. Yok izin vermem. Saçmalama. Bırakma. Bırakma Kabe. Bırakma.
Selma, tamam, hayır, tamam. Dönler. Aa, kapama ya, hayır. Abi ne olursun gitme ya. Ne olur gitme. Abi ya, anneme ne diyeceğim de. Malum olsun da sana, bak ne haldayım. Yoksa unuttun mu da beni, 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 bilmem el gibi gece gündüz de durmaz, durmaz, ahuzardayım. Sazında çınlayan da, sırma tel gibi. Gece gündüz de durmaz, 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 ahuzardayım. Sazında sızlayan da, sırma tel gibi. Kar mı yağdı da güvendin dağlara? Sam mı değdi de o zümbüllü bağlara? Diyemiyorum da bağlanmışım ayarek, çiğnetirsin beni ele yol gibi. Diyemiyorum da bağlanmışım ayarek,
getirsin beni. Ele yol gibi. Nasıl ya? Baba sen emin misin burası olduğuna? Kızım burası. Oğlum git kapıyı çal. Hadi gelin. Ama... Yani iyi de burası benim... Günür. Asuman. Ramazan. Ne işiniz var burada? Biz Firdevs Hanım'ın ailesiyle tanışacaktık ama. Gülür, sen ne arıyorsun burada? Baba, burası benim büyük halamın evi de. Evet, daha doğrusu babamın halasının evi. O yüzden. Nasıl ya? Bir dakika. Halamın kızıyla evlenmek isteyen sen misin Hüseyin? Firdevs Hanım senin halanın kızı mı Demir? Masum, babamın evlenmesini çok istiyorum. Kendi akraban olunca canı sıkılır ayıptır. Ne alakası var? Böyle görünce şaşırdım tabii doğal olarak. Baba. Söyle kızım. Ne oldu kızım? Ne oldu, ne istedin? Baba, bana su verir misin? Veririm tabii, kurban oldum. Sen dinle, sen uyu. Hadi bakalım. Rıfat, şu yeni gelen çuvalları palete koyup öyle çıkarsın. Ayak altında kalmasın. Nasıl ya? Benim mesaim bitti. Ben kahveye gideceğim. Ben anlamam Rıfat. Burası bitmeden bir yere gidemezsin. Büyümenden keserim, ona göre. Sen kızım çizlerin almış. Allah analı babalı bir etsin. Hayırlı olsun Mirvan. Sağ ol Nasiye teyzeciğim. Amin. Salim abi. Rıfat neden açmadı kahveyi? Bu ara geç içiyor kızım. Nasıl olsa müşteri olmuyor diyor. İyi de sabah evden erken çıkıyordu. Un fabrikasında görmüşler onu. Orada hamaliye yapıyormuş. Ek iş gibi. Sabah erkenden orada, belli bir saatten sonra da burada. Müzik
Vallahi bakın, ben baştan söyleyeyim. Ben akraba evliliklerine karşıyım. Ne öyle ya? Dünyada başka insan kalmamış gibi. Hayır, durduk yere bayramlarda açlık miktarımız düşüyor. Sus lan Zopar. Yok oğlum, bu öyle bir şey değil ya. Öyle bir akrabalık ilişkisi değil. Yani bunlar farklı aileler. Yani biz Korkmaz ailesi biraz farklıyız. Allah Allah, ne gibi farklı bir aile mesela baba? Yani farklı işte oğlum, farklı. Ramazan babam kötü bir manada demedi. Yo, ben meraktan soruyorum ya. Yani Korkmaz ailesinin bizden ne gibi farkı var? Yani kanatları falan mı var? Uçuyorlar mı falan mı diye ya? Yok oğlum ya, ben o manada mı söyledim şimdi ya? Yani bak, madem sordun söyleyeyim. Misal Firdevs. Kendisi katip emeklisidir. Hayatı yani adliyelerde çalışarak geçmiştir. Ne çok ortak yönümüz var. Bizim de ömrümüz böyle adliye koridorlarında geçti. Bu şey işte definecilik davasında falan biliyorum. Ne güzel söyledin Dünür ya. Duydun mu Ramazan? Yani hayatı katip emeklisi olarak geçmiş biriyle definecilikten davası görülmüş biri. Düşünebiliyor musun? Yani bu ne kadar uygun, nereye varır pek bilemedim. Yani sen bir yavaş gel de Dünür. Eğer bir davamız vardıysa suçsuzluğumuz ispatlandı. Değil mi? Şimdi sen hani bu şekilde konuşarak böyle Firdevs Hanım'ın da aklını bulandırıyor. Öyle o yüzden olmuyor değil mi Firdevs Hanım? Yani tabii orası öyle tamam da sizin meslek neydi Hüseyin Bey? Bizim meslek ağaççıyım ben. Ağaççı mı? Evet. Nasıl yani, hani ağıt besteleri mi yapıyorsunuz? Ha, böyle müzisyen gibi mi yani? Evet, bizim de bestelerimiz var. Yok değil, var tabii. Ama böyle yani daha böyle komplike çalışıyoruz biz. Şimdi mesela ölü yıkama var, kefenleme içinde. Evet, ölü gömü yok. Orada da mezar bakımı falan, bunların hepsi var yani. Dediğim gibi komplike çalışıyor. Ben genellikle sorulduğunda şey diyorum yani, serbest meslek diyorum. Yani çünkü bizim insanımız hemen hemen ölmediği için bizim serbest zamanımız öyle çok oluyor. İşte böyle. Yani Dünür ya, öyle bir anlattın ki duyan da holding işletiyor zannedecek. Ya bildiğin ölünün başında ağıt yakıyorlar. Durum bu Firdevs. Yani ben işinize karışmak gibi olsun istemem ama yani bu iş nereye varır pek bilemedim. Doğru diyorum baba ya. Ya senin eskiden bir lafın vardı, neydi o? Şu ünlü bir laftı yani baya. Davul bile dengi dengine çarar değil mi? Ramazan ne yapıyorsun şu an? Niye açıyorsun ki 10 yıl önceki mevzuları? Şaka mı yapıyorsun Asuman sen ya? Ben neyi açmışım ya? Ya baban kapıda bizi gördüğünden beri babamı gömmeye yer arıyor. Yakıştıramıyor işte kuzenine. Yani ayıp oluyor Ramazan ya. Ben kimseyi gömmeye falan çalışmıyorum. Artı yakıştıramadım, doğru. Yani size yalan borcum falan mı var? Halam beni çağırmış. Yani fikirlerime güvenmiş. Bana soruyor. Yani apaçık fikirlerimi söyleyemeyecek miyim? Söylememeli miyim? Söyle söyle işte. Ben de onu söylüyorum zaten. Açık açık konuş işte. Senin de ağaççı baban benim okumuş kuzenime layık değil diye söyle bunu yani. Çekinme yani bundan. Tamam. Biraz sakin olalım mı Ramazan? Baba sen de lütfen ama ya. Vallahi ben bir şey yapmıyorum Asuman. Yazık ya. Vallahi yazık ya. Yani torunun kaç yaşına gelmiş hala aynı şeyler ya. Hala bizim aileyi küçümseme derinlesin ya. Baba yürü ya, yürü. Yürü gidelim biz buradan ya, Allah aşkına. Ramazan. Yağmur! Ya!
Cemile, yağmur al çabuk. Cemile! Al! Ah.
Özlediniz mi siz de beni ha? Hadi yiyin. Abi. Dönmüşsün. Aha. Döndüm. Biliyorum büyük konuştum Selma ama... kedilerimin, annemin ve senin hasretine dayanamadım geldim. Rüstem baba hiç Erkan Usta gibi değil. Bir şeyleri yanlış yapınca hemen kızıyor. Ben düşündüm de benim ailem de yuvam da burası. Sonuçta onlar istememişler beni. Leyla annem istemiş, büyütmüş, bakmış bana. Tamam, aynı kandan olmasak da benim ailem sizlersiniz. Selma, halen beni kabul eder misiniz? Anne. Baba. Hala affetmeyecek misin beni? Sürprizlerle dolu demiştim size, öyle hatırlıyorum. Herkesin sürprizi farklı farklı. Sürprizi acı. Hayat hiç ummadığın anda çıkarmış karşısına en acımasız yüzünü. Kimi en korktuğu yerden ısılmış. Hayatın, bozkırın en acı soğuğu tarafından. Şeyler. En başta nasıl başladıysa öyle devam eder hayat. Kim içinse en güzel sürprizler delinmiştir karşısına. Çiçekler gibi.
Fazıl. Benim sürprizlerim çok fazla. Şaşırmalarım çok daha fazla. Ama ben bu hayattan galiba bir tek şey öğrendim. İnsan bir çiçek görünce şaşırmayı bırakmayacak. Bir çocuk konuşunca mesela, yağmur yağınca hissizleşmeyecek insan. Bir insanın en büyük belası ne deseler bana, hissizleşmek derim. Bundan daha büyük bir acı yoktur hayatta. Vesselam.